Türkler neden Rusları hiçbir zaman yenemedi? Spontan sohbetler. Bölüm kaç? Dokuz mu? On mu? Bilmiyorum. Bugün de biraz ee, deli Petrodan bahsedelim. Peter the Great, Piotr Veliki, Rusların demesiyle. Ondan biraz bahsedelim. Genelde bu adam için yapmış olduğu reformlara bakılarak. Türk tarihinden bir e, ne derler muadili aranır yani bunun gibi işler yapmış olan kim var diye. Bunun içinde şey çıkartılır öne sürülür. E, bizim Mahmut Sultan ikinci Mahmut o öne çıkartılır. E, ya Deli Petro'nun yapmaya çalıştığı pek çok şey onun da yapmaya çalıştığı söylenir. Fakat Deli Petro bizim ikinci Mahmut'tan çok daha radikal işler yapmıştır. Bu yönüyle açıkçası biraz Atatürk'e benzer. Ee, çok daha radikal işler yaptı bu yönüyle Atatürk'e benzer bunu ne demek istiyorum bunu zaman içinde anlatırım ya sohbet içinde ne kadar gidebilirim bilmiyorum da ee, fakat Rusya'yı gerçek anlamıyla modern bir yola sokan adam yani o Rusya'nın o potansiyelini gerçek anlamıyla hayata geçiren adam tabi Rus tarihinin pek çok e, reformistleri vardır yani şeyden başlarsak işte Bin yılından kabaca söyleyeyim Bin yılından bugüne kadar gelirsek Rus tarihinde baya bir e, reformcular vardır. Devrimciler de vardır tabii ki. E, Petro bunların en önemlisi. Bana kalırsa. Bana kalırsa Petro bunların en önemlisi. Bütün bir Rusya'yı şekillendirdi fakat bir fark var. Onu da söyleyeyim. Eee... E, bütün bir Rus halkını modernleştirmeye çalışmadı adam. Bu çok önemli. Bütün bir Rus halkını Avrupalılaştırmaya çalışmadı. Rus yönetici elit sınıflarını, Rus boyar ailelerinin çocuklarını ve kendisinin sağdan soldan toparladığı sıradan aile çocuklarını alarak, tabi bunların sayısı çok fazla değil, bu topladığı sıradan aile çocukları, e, bunları batılı standartlarda bir eğitim vermeye çalıştı. Batılı standartlarda bir e, ne derler, <laughs> talimler yaptırmaya çalıştı. Modern anlamda bir ordu kurmaya çalıştı. Yeni bir başkent oluşturdu. Moskova'yı bıraktı. Neredeyse bin yıllık başkenti bıraktı. Petersburg gibi daha sonra da yani şey e, Petersburg adını alacak olan mevkiye taşıdı. Bu, Rusya çok büyük bedeller ödedi bu adamın e, idaresi altında. Şöyle bir kabaca söylemek gerekirse bir 40 yıl kadar bir iktidarda kaldı. 1672 doğumlu Moskova'da. E, 1682 de yanlış hatırlamıyorsam 10 yaşındayken tahta çıktı. Ya tahta da çıkmadı açıkçası. Uzun hikaye de o da. Yani şey olarak hani taht yüzünü diyelim görmesi 10 yaşındayken Demek ki 1725'te de öldüğüne göre bir 52 yaşına 42 yıl ya 42 yıl falan. Adam ee, ne derler hem fiil olarak hem de kağıt üzerinde de olsa işte 42 yıl Rusya'nın başında bulundu bu adam. Tabii ki bu ilk 10 yılı biraz tahta bulundu. ilk 10 yıl biraz sıkıntılı bir 10 yıldı. Onları da anlatırız. E, Narışkin ailesinin çocuğudur. Narışkinler uzaktan Tatar olduğu söylenir. Yani çok emin değilim ama bir yerde okudum. Sanırım bir e, Tatar kökenli Rus aristokratları diye bir kitap vardı. Rusçası. Rusçasını okumuştum. Orada e, geçiyordu. Narışkinler. Yani bu e, şeyde Altın Ordu İmparatorluğu'nda ve daha sonraki Kazan, Kazan Hanlığı döneminde bir aristokrat bir aile. Narışkin, Tatarca ne anlama geliyor? Hani Tatarcasını bozmaya çalışsak yani hangi kökenden geliyor bundan emin değilim. Fakat Narışkin ailesi, o zamana kadar çok da fazla etkisi olan yetkisi olan bir aile değil ee, kızları Natalya'yı şeyle Alexey'le evlendirmeyi beceriyorlar ve bu evlilikten bizim Petro doğuyor ya da Peter ya ben buna Peter diyeyim çocuklar ben ömrüm boyunca bu adama Peter diye şey yaptım bütün okumalarımda da Peter diye geçer Petro Metro ilkokulda ortaokulda liseyken gördüğümüz şeyler hani bu tanımlar ben ona Peter diyelim diyeyim ya Neyse. Ee, şey var. Ee, Alexey, Çar Alexey ile Natalya Narışkin çiftinin e, daha düzgün haliyle söylersek Alexey Romanov ile Natalya Narışkin Narışkina ya da Natalya Narışkina ee, Bunlar evleniyorlar. Annesi 1651 doğumlu. 1694'te e, Petro tahttayken ölüyor. Dirayetli bir kadın olduğu söylenir. E, Narışkin ailesi tamam çok önemli bir aile değil fakat kendini de öyle kolay kolay ezdirecek bir aile değil. Yani bunları niye anlatıyorum? E, çünkü bizim Alexey yanlış hatırlamıyorsam 1676 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ee, o zaman Petro kaç yaşında? 4 yaşında. Eyvah eyvah. Yani Rusya gibi bela bir coğrafyada 4 yaşında bir çocuğun tahtın e, en güçlü adaylarından birisi olması. E, bir abisi bir ablası daha var. Abisi yarım akıllı Ivan. Ablası Sofya. Sofya zehir gibi hırslı. İradeli mi bilemiyorum ama hırslı ve can yakıcı bir tip. E, dolayısıyla Petron 4 yaşından itibaren kaç yaşında tam olarak iktidarı ele alıyor? 1689, 17 yaşındayken. O zamana kadar 13 yıl boyunca yani nasıl söyleyeyim size gençler? E, ee, kelle koltukta yaşıyor desek yeridir. Kelle koltukta yaşıyor desek yeridir. Yarı üvey yarı öz ablası Sofia Petron'un şeyini bilmekte. ...potansiyellerini bilmekte. Yanlış hatırlamıyorsam 10 yaşında tahta çıkar... Ee, ...tabii o zamanlar şey yani... ...bizdeki bu genç Osman... ...4. Murat'ın ilk yıllar arasındaki... ...o bir acayip korkunç bir fetret... ...dönemi vardır ya... ...aslında bana kalırsa bu da bir fetret devri... ...bizde fetret devri diyor Osmanlı'da da şey derler... ...Ankara Savaşı'ndan sonra olan... ...işte 1402-1413 arası... ...10-11 yıllık bir süre fetret devridir... ...iç savaş devridir falan derler de... ...bana bak bana kalırsa çok da ciddi bir fetret devridir o şey... Ee, Osman'ın katliyle başlayan süreç kaç yıl sürdü? İşte 8-10 yıl falan sürdü. Ee, korkunç bir dönemdir. Neyse e, ona benzer bir fetret dönemini yaşıyor. Daha doğrusu bir, böyle bir sallanma, bir siyasi huzursuzluk. Ülkeyi yöneten ailelerin boyar ailelerinin birbiriyle çekişmesi, didişmesi, yer yer birbirini öldürmesi sonucu çarların ya da çar ailesinin üyeleri'nin de hayatının tehlikeye girdiği bir dönem bu. 1672 yılında Petro ile Ivan şey yapıyor. Ortaklaşa tahta çıkıyorlar. Fakat Ivan yarım akıllı Yarım akıllı, saf daha önceden anlatmıştım. Yarım akıllı, saf birisi. Yani ülkeyi yönetebilecek durumda değil. E, Petro da 10 yaşında. Dolayısıyla bunların başına bir şey lazımdır. E, bir vasi lazımdır. Bu vasi de e, Sofya. Sofya Alekseyevna. Aleksey'in kızı Sofya Romanovna. Ya da Romanova. Evet evet Romanova. Sofia Alekseyevna Romanova. Ee, bu yengemiz de biraz etli butlu birisi. Bak bu sefer kesin söylüyorum. Daha önceden e, şey söylemiştim. Neydi? Üçüncü Ivan'ın karısı Sofia vardı. Hani o da böyle bir şeydi. Böyle bir fıçıdan hallici falan diyordum. Tam olarak öyle değilmiş. Çocuk da doğurmamıştır bu diyordum. Doğurmuş. E, fakat Sofya için söylüyorum çünkü fotoğrafların yani fotoğraf diyorum pardon yağlı boya resimlerini gördüm kadının. Gerçekten etli butlu böyle şey değil bir izbandut ya da bir fil yavrusu anlamında değil ama etli butlu bir kadın. E, yaklaşık bir 7 yıl kadar e, ülkede naip olarak bunun e, borusu ötüyor. ...1682'den 1689'a kadar... Ee, ...İvan etkisiz eleman... Ee, ...Peter'da büyük bir potansiyel var... ...dolayısıyla Peter... E, ...uzunca bir süre Moskova'nın dışında bir yerlerde kalıyor... ...kendi kendine böyle bir, bir, bir kasaba mı diyeyim, bir köy mü diyeyim... ...bakarım birazdan bulabilirsem... ...söylerim... ...bir yerlere gidiyor, bir çeşit inziva gibi diyeceksiniz ama... ...işte yanında şeyleri var, kendi muhafızları var... Onlardan şeyler yapıyor. Ee, ne derler? Model e, askeri güç oluşturuyor. Artık bu muhafızların sayısı ne kadar? 50 mi, 100 mi, 200 mi? Bilemiyorum. E, bunlara Batı tarzı askeri eğitim veriyor. Batı tarzı askeri kıyafetler veriyor, askeri şeyler, üniformalar veriyor. İşte orada küçük bir e, nehir varmış orada. Bir, bizdeki o küçük derelerden bahsetmiyorum. Bir nehir varmış orada. Rusya'daki re, re, de, nehirler genelde devasa olur. Hani Türkiye standartları için söylüyorum. Bir, bir çeşit nehirde giden bir donanma kuruyor ve bu donanma birbirleri böyle talim yapıyorlar yani manevralar yapıyorlar ne diyorduk biz bunları eskiden hani Türk ordusu işte şey yapar ee, manevra yapıyor değil ya şey değil ya, talim de değil başka bir şey hani böyle nasıl söyleyeyim <laughs> savaşıyormuş gibi yapıp da yapmama olayı neydi ya hani askerlerin yaptığı tatbikat tamam buldum pardon özür diliyorum Biraz zor geldi kelime aklıma ama tatbikatlar falan yaptırıyor bunlara. Yani bu bulunduğu yerde. Ee, Miloslavskaya şey e, bunların ailesi Miloslavski. Bunlar da ciddi bir aile. Dolayısıyla Narışkinler ve Miloslavski aileler arasında bir şey çıkıyor. Bir kan davası demeyelim de bir büyük bir ciddi bir rekabet. Kaç kişi öldü, kaç kişi kaldı onu ben bilemiyorum. Fakat 1682 Peter 10 yaşında Ivan ona abisi y ve Yeröz. Baba bir ana ayrı abisi Ivan O da 16 yaşında Peter'dan 6 yaş büyük ve şey bu iki aile arasında bir mücadele olduğu için şöyle bir şaiye ortaya yayılıyor Moskova'da Peterı öldürdüler Kimler? Milostavski. Birilerinin bayağı bir canı yanıyor. Bazıları hayatını kaybediyor. Bazıları hayatını kaybediyor. Askerler isyan ediyor. Strelsi yanlış hatırlamıyorsam onlar. İsyan ediyorlar. Hayır diyor Peter'ı yedirmeyiz diyorlar. Peter'ı öldürmeye çalışıyorsunuz diyorlar. Sarayı basıyorlar. <laughs> Ve Sofia e, kurtuluşu şeyde buluyor. Çocukları ya da genç, genç adamla e, çocuğu. Yani 16 yaşındaki Ivan'la 10 yaşındaki Peter'ı sarayın kapısına kadar getiriyor, gösteriyor. Bakın diyor, ikisi de diyor kanlı ve canlı diyor. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Fakat şöyle bir e, bu, detay okuduğumu hatırlıyorum bu e, enstantaneden. Ivan e, tir tir titrer iken e, Petro bir put gibi durmuş. Hiçbir şeyden korkusu olmadan. Orada askerler belleri kılıçlı, elleri silahlı. Eee... Peter herhangi bir Peter, herhangi bir şey göstermemiş, herhangi bir korku emaresi göstermemiş. İnsanların gözünün içine bakmış. Bu oradaki e, ve tabii diğer boyar aileleri de var etrafta. Onların gözünden kaçmıyor. Diyorlar ki bu Peter'dan bir şey olur. E, fakat e, Sofia biraz kurnaz bir kadındır yani. Peter ayak altında olduğu sürece. E, Kardeşi Ivanın tahta kalması imkansız çünkü Peter büyüyecek ve kardeşini tahttan atacak. Bunun farkında dolayısıyla Peter'dan bir şekilde kurtulmanın yollarını arar iken Peter yakındaki, yani civardaki diyelim bir yere gidiyor. 11 yaşındayken falan. orada kalıyor ve Şeyh şey Sofya Moskova'da tek başına şey yapıyor. E, idare ediyor. Ayak altında Peter yok, gözdenarak, gönülden arak. Fakat Peter az önce size söylediğim gibi kendini aslında şeye hazırlıyor. Eee Çarlığa hazırlıyor. Son derece acımasız bir insan yani acımasızlığı şöyle bir acımasızlık değil. Psikopat yani 4. Ivan gibi psikopat bir acımasızlık değil bu. Küçüklükten edinilmiş bir acımasızlık değil. Rusya'nın koşullarını, siyasi koşullarını öğrenmiş olmaktan gelen bir acımasızlık. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eee Şunu demek istiyorum. Rusya'da siyaset her zaman zorlu, kanlı ve şiddet doluydu. Ve Sofya'nın mesela kendi hayatına kastedecek bazı planlar içinde olduğunu biliyordu. Streltsi'nin hani biz genç ağaları vardır ya. Bazı Streltsi ağalarıyla e, beraber e, Sofya ve Streltsi ağları bir komplo kuruyorlar, bir suikast e, hazırlığı içine giriyorlar ve Petro'yu öldürmek istiyorlar. Petro'yu kurtaran kim oluyor biliyor musunuz? Daha sonradan gözün yaşına bakmayacağı Strelsi'nin sıradan askerleri. Strelsi'den askerler Petro'yu gören, tanıyan, bilen, ona bir umut bağlayan. Strelsi'ler aslında şey yani kokuşmuş bir askeri birlik açıkçası. Nasıl oluyorsa oluyor. Eee... Strens eden bazı askerler geliyor ve... Petro diyorlar ki aman diyorlar sen burada durma. Kaç. Ve e, şey gidiyor. Bir şey var bir manastır gibi bir yer var. Tam olarak yeri... Moskova'ya kaç kilometre bilemiyorum. Fakat 1345 yılında kurulmuş bir manastır. E, şey... Adı şey Troitsa Sergeyeva Lavra diye bir şey. Rus tarihlerinin Rus tarihinde zikredilen en önemli manastır olarak geçer. yaklaşık şey Moskova'ya 70 kilometre aşağı yukarı bir 70-80 o civarlarda bir mesafede. Orada tek başına kalır. Yani tek başına kalır. Dediğim işte kendi taraftarları, kendi adamları vardır. Orada işte nerede kalıyorsun? Manastırda kalıyorum. Halbuki çocuk manastırda değil dışarıda duruyor, dolaşıyor. Geziyor. Ee, Sergiyev denen bir e, kasabanın etrafında, şeyinde civarında bu manastır. Ee, yanından iyi güzel bir ırmak geçiyor falan işte. Neyse anlattım ya. Orada kendini çarlığa hazırlıyor ve 1689 yılında ve Sofya'nın gütmüş olduğu siyasetten, politikadan, tarzdan, tavırdan şeyler bıkıyorlar, Moskova'nın ileri gelenleri bıkıyorlar ve onu tahttan indiriyorlar. Çünkü bu 70 kilometre Rus standarttır ya da 80 kilometre neyse bulunduğu yer. Rus standartlarında çok da büyük bir e, mesafe değil. Yani Rusya'nın en büyük kare imparatorluğu olduğunu düşünürseniz o gün için bitişik kare imparatorluğu binlerce kilometreyi insanlar a, kat ediyorlar 70 kilometre ne ki? Yani bu algı Hani bu mesafe algısı, zaman algısı e, çağlar geçtikçe, dönemler değiştikçe e, değişen şeyler gençler. Yani eskiden sallıyorum 250 kilometre bir insan için herhangi bir e, güçlük, zorluk ifade etmiyordu. Ama şimdi 10 kilometre öteye gitmek, otobüse binip bir yerden bir yere gitmek için e, bayağı bir vakit, bayağı bir enerji e, ve Beyinsel ne derler? Beyin hücresi kaybediyoruz sinirden şundan bundan. Ve bize gerçekten sıkıntı olabiliyor. Fakat o dönem için öyle değil. 70 kilometre dolayısıyla ya da 80 neyse işte. Oraya gidip gelenler var. Yani Petro büyüdükçe e, Moskova ile olan kontağı da artmaya başlıyor. Çünkü Petro'daki potansiyeli gören insanlar. So yani her ülkede muhalefet olur gençler. Tamam mı? Mevcut iktidardan kurtulmak için alternatif arayışında olan insanlar her zaman bulunur. Bu siyasetin doğası. Dolayısıyla Sofya'dan memnun olmayanlar yavaş 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 Petro'nun yanına gidip gelmeye başlarlar. Petro'yu ülkenin e, hali pül merali hali pür melali hakkında bilgilendirirler. Ve Nihayet 1689 yılında Sofya, Petro'nun buradaki e, dahili nedir? Yani doğrudan mıdır? dolaylı mıdır, bilgisi var mıdır, yok mudur? Bu konu hakkında şu an için söyleyeyim. Hatırladığım herhangi bir bilgi yok. Fakat Sofya tahttan indiriliyor. Ve Petro, kardeşi 5. Ivan, Yeruz, Yeruvek, 5. Ivan'la beraber ortaklaşa bir e, idare kuruyorlar. Tabii ki bu kağıt üzerinde. Petro tabii ki ya da Peter. E, her şeyin tek söz sahibi. Ivan, Dediğimiz üzere zararsız birisi olduğu için öldürülmesi, cezalandırılması, sürülmesi gerekli görülmedi. Dolayısıyla yaşasın dendi yani sarayın içinde Moskova'da sarayın içinde yaşa yaşamaya devam etsin dendi. Fakat Sofya'ya karşı ee, çok daha ciddi bir tavır alındı. Ve Sofya ee, nereye gönderildi böyle çok uzakta bir manastıra gönderildi. Hayatının sonuna kadar orada kalmak üzere. Sofya ayak altından çekildi. Ee, ve Petro 1689, 17 yaşında tek başına, yani tek otorite diyelim, tek başına demeyelim de. Tek otorite olarak iş başında ve Moskova'daki zamanının çoğunu nerede geçiriyor biliyor musunuz gençler? Bakın Rusya son derece geri bir ülke. O gün için son derece geri. Küçük, çok küçük. Yani toplumun hemen hemen hiçbir katmanında hissedilmeyen küçük küçük kıpırdanmalar var. Fakat son derece geri bir ülke, son derece tutucu bir ülke, son derece yobaz bir ülke. E, bu arada şeyi de söyleyeyim size gençler, Petro e, artık şeyliğini, ergenliğini bitirip yetişkin adam olduğu andaki boyu 2.3 santim. 2.3. Şimdi Rusya gibi fiziki güce yani adamların şeyini milli gururunu ayı medvet. Bir Rusya Allah'ın ayısı dediğin zaman adam sevinçten göbe kadar dans eder. Dolayısıyla Rusya'da standart prestij bir adamın boylu, postlu, güçlü, kuvvetli fiziki anlamda puzzle'lı bir şey olması. Bir çeşit barbar Conan gibi bir şey olması. Şeyi hatırlarım ben. İkinci, pardon özür diliyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda Çar ikinci Nikola cephede işler iyi gitmeyince ordunun başkomutanlığını alır. 1915 yılında cepheye gider. Rus köylü askerleri vardır. Hayatlarında ne Petersburg ne Moskova ne de başka büyük bir şehir görmüşlerdir. Fakat hep bir çar masalıyla büyümüşlerdir. Efsanesiyle büyüm, çar efsanesiyle büyümüşlerdir. Ve bu Rus askerler cephede hazır olda, askeri törende, ellerinde silah, bir geçit töreninde yanlarından ikinci Nikola geçince bütün o efsane yerle efsan oluyor. Çünkü adamın boyu 1.60 falan. Aşağı yukarı ne bileyim. 1.70'den kısa ama. Ufak tefek bir şey. Ve bir anda o köylü askerlerin yaklaşık bir 10 milyon tanedir bunlar. Tamam mı? Birinci Dünya Savaşı'nda cepheye alınan. Şu ya da bu şekilde gitmiş gelmiş yaralanmış terhis olmuş kaçmış şudur budur neyse artık. Bir 10 milyon asker. Şeyin İkinci Nikola'nın boyunun kısılığı neredeyse Rus standartlarına göre cücü olması, Rus ordusundaki o çar korkusunu da bitiriyor. Bakın Ruslar, Türkler gibidir. Devletten, Allah'tan korkmazlar, devletten korkarlar. Fakat devletin bir zayıflığını hissettikleri anda o devletin canını okurlar. İkisi de bu yönüyle birbirine çok benzer. İkisi de yani yığınlardan bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? yığınlı Birbirine çok benzer. Ama Rus devlet kurucu, devlet devam ettirici elitleriyle Türk devlet kurucu, devlet devam ettirici elitleri arasında dağlar kadar fark vardır. Yani Ruslar o konuda Türklere birkaç gömlek fazla büyük gelir. Rusya'da Türkiye'dekinden çok daha nasıl söyleyeyim yani Türk siyasi tarihi de kanlı bir tarihtir. Şiddet dolu bir tarihtir de. Hani Ruslar biraz daha ileride gibi sanki. Yani ben hiç Türk tarihinde büyük bir devrim olup da işte sall sallıyorum diyorum yani örnek vereyim. Ee, bir 8 milyon insanı iç savaşta kaybettiğini ben hiçbir yerde hatırlamıyorum. Ya da bir isyan çıkacak da e, yüz binlerce insanın hayatı gerçi o büyük kaçkunluktur dönemi 1600'lerin başında falan o orada olmuş olabilir. Ama e, Türk tarihinde köylü isyanlarının sayısı kaçtır? Rus tarihindeki köylü isyanlarının sayısı kaçtır? Yani orada koşullar Türkiye'dekine göre çok daha zordur. Çok daha zordur. Ve orada işte onun için fiziki kuvvet çok önemlidir. Ayı gibi olacaksın. Kışa, soğuğa, yokluğa, güçlüklere, meşakkatlere dayanıklı olacaksın. Bu tür adamlar Rusya'da özellikle değerli. Yani Rusya'da böyle Aristo, Aristo gibi, Eflatun gibi, ne bileyim Heidegger gibi bir düşünür olmak yani komiye kaçar. Yani o, o, toplumun o şeyinlerinde o yok. Var da böyle adamlar çok var. Türkiye'de giden çok daha fazla var. Ondan eminim de. Hani o toplum biraz Türk toplumu gibidir. Yani şiddetten, e, fiziki güçten e, Baskıcı bir karakterden Baskı bir karakterden etkilenirler Ve e, Yeniden e, Peter'a gelirsek Bu adamın boyu 2.3 2.03 özür diliyorum 2.3 2.30 olur 2.03 Dolayısıyla etrafındaki herkesten Daha yüksekten bakan bir adam Fiziki anlamda ve bu adam ee, bu adam zamanının çoğunu şeyde geçiriyor. Alman mahallesinde geçiriyor. Yani dedim ya Rus toplumu son derece geri, son derece yoba, son derece tutucu bir şey. Rusya'nın bütün şehirleri, bütün kasabaları, bütün köyleri böyle neredeyse. Fakat Moskova'da diğer yerlerde pek olmayan bir şey var. Belki bazı sınır kasabalarında ya da şehirlerinde vardır böyle bir şey ama böylesini ben başka bir yerde okumadım. Rus tarihi yani Rus ee, ne derler Rus şehirlerinde başka bir bilgi yok böyle. Alman mahallesi var. Şeyde. Alman mahallesi var. Moskova'da. Alman mahallesi şu. Ee, Rusya ile yapan, Rusya ile Nemeskaya Sloboda, yani Alman mahallesi diye geçer, German Quarter. Ee, orada Alman nüfusu fazladır. Çünkü bunlar ilk olarak Moskova'ya 16 1500lü yıllarda falan geliyorlar. Aslında Alman maalesef diyorum ama sadece Almanlar değil. Yani şeyler de var. Hani biz deriz ya bütün Osmanlılar'da hep bütün Batı Avrupaları... Frank devir deriz ya. Almanlar'da şey özür diliyorum Ruslar'da Nemets diyor o dönemlerde. Nemets. Nemets şey demek. Dili anlaşılamayan demek. Yani ni Mets. Nemets. Dili anlaşılamayan demek. Yani yabancı bir dili konuşan demek. Ee, şey Dil yanlış şey hmm, dilsiz gibi bir şey anlamı da var onun. Ne Rusçası. Dilsiz gibi bir anlamı da var. Şimdi ben dil anlaşılamayan mı yoksa dilsiz mi? Ben onda, onda şey değilim yani emin değilim. Ne en nemets. Neyse vale var. Önemli değil. E, nasıl ki biz Osmanlılar'da Batı Avrupalılara Frank diyoruz. Hani neydi o rahmetli şeyin yazdığı kitabın adı? İskirip'le atıf. Frank Mukallitliği. Orada Fransız Mukallitliği. Fransız taklitçiliği değil yani Avrupa. Bilhassa Batı Avrupa. Taklitçiliği yani Frank Mukallitliği. Biz nasıl Batı Avrupalılara, İtalyanlara, Fransızlara, İngilizlere, Hollandalılara, Belçikalılara Frank diyorsak... Ee, Ruslardan bu Batı Avrupalılara Nemet istiyor. Yani Alman. Orada İngiliz de var. Fransız da var varsa. Hangisi daha fazladır ondan emin değilim. Almanları da var. Ve e, Petro oraya sürekli gidip gelen bir adam. Yani günlerini gecelerini orada geçiren bir adam. İşte oranın kendi şeyleri var. E, kendi yaşam standartları, kendi yaşam stilleri var bu Alman mahallesinin. İşte Lüteren kiliseler var, Kalvinist kiliseler var, Katolik kilise var mı? Vardır. Fransız varsa illaki vardır. Ve bazı küçük küçük işletmeler var. Yani böyle üretim, ne derler, atölye mi diyelim? İşte mesela şey, e, ilk ipek... ...atölyesi, ipek üretim ya da ipekli kumaş üretim atölyesi. E, orada... E, ...ilaç var, batı ilacını yani batı farmakolojik... ...farmasi, farmakoloji... ...yani neyse... ...onlar var, ilaç üretiliyor orada... ...batı, batı standartlarında... ...tüccarlar... ...batılı tüccarlar var... ...batılı mağaza şeyleri var... Ee, ...sahipleri var... ...hatta ve hatta... ...şeyler de orada yaşıyorlar... ...Rus ordusunda görev yapan paralı... ...batılı askerler, subaylar da orada yaşıyorlar... ...mesela şeyler... ...İngiliz Patrick Gordon... Ee, şeyde Rus ordusunda Peter'in, Peter'ın Rus ordusunda e, subaylık yapacak bu adam Patrick Gordon. İskoç muydu bu adam İngiliz miydi emin değilim şimdi. İskoç İskoç. General adam. Hatta bir ara şey bile yapmış. Ee, Petronun okurduğu saçma sapan donanma. Saçma sapan diyorum ama canımızı yaktı Azak kalesini anırken. Eee o saçma sapan donanmanın da şeyini yapıyor. Amiralliğini de yapıyor. Başka kim var? Patrick Gordon var. Başka Franz Lefort diye bir adam var. Bu da şey... Fransız şeyi bu. Kalvinisti, Fransız Calvinisti. Yani Fransa'da kalamamış. Barınamamış. Ve kaçmış gelmiş adam şey... Ee, annesi mi İtalyan, babası mı Cenovalı mı öyle bir şey. Ama Fransız şeyi, Kalvinisti bu adam. Ee, kaçmış gelmiş şeye. E, ee, önce şeye kaçıyor bu. Franz Lefort. Ee, önce bir Hollanda'ya gidiyor. Hollanda ordusunda böyle, böyle bir askeri bir kariyer yapıyor kendi kendine. Sonra Arhangelsk'e geliyor bu Kuzey Buz Denizi'nde. Oradan da artık gidip şeyini buluyor. Yolunu buluyor. Şey, Moskova'nın yolunu buluyor. E bunlar önemli roller oynayacaklar Rus tarihinde yani Petron döneminde önemli roller oynayacaklar o Rus or, modern Rus ordusunun kurulmasında e, modern Rus sanayi, askeri sanayisinin özür diliyorum öyle diyelim yani sanayi demeyelim. modern askeri Rus askeri sanayisinin kurulmasında geliştirilmesinde bunlar önemli rol oynayacaklar çünkü bunlar Batı tarzı e, savaşı öğrenmişler Batı tarzı askeri mühendisliği öğrenmişler. Batı tarzı silahlara vakıf olmuşlar. Ee, dolayısıyla Dolayısıyla bunlar önemli roller oynayacaklar. Başka bir şey daha söyleyeyim. Sadece Peter oraya gitmiyor. Yani Peter sadece e, o Alman mahallesine giden Peter değil. Bu, bu adamlar Patrick Gordon gibiler, Franz Lefort gibi adamlar ve başkaları ee, Rus prensleriyle yani Rus boyar ailesinin üyeleriyle de sıkı fıkı ilişkiler kuracaklar. Bakın gençler Türkiye ve Rusya için şöyle söyleyeyim. Lider iyiyse halk da iyi olur. Lider e, kötüyse halk da kötü olur. Yani genel olarak. Eğer lider e, şeyse cengaver bir adamsa bizim halk onun peşinden gider cengaverlik yapar. Ama lider sallıyorum yani ne Meri Hüseyin gibi Meryem Hüseyin Paşa gibi ya da Topal Recep Paşa gibi hırsız, namussuz, uğursuz olurlarsa bizim halk da bozuluyor yani. Hani balık baştan kokar dedikleri şey gerçekten doğru olmalı. Hani kabaca söylüyorum şu anda ben sadece kafama gelen böyle irticayla konuşuyorum gençler. Her şeyin e, detaylandırılmasını, delillendirilmesini yapabilecek durumda değilim şu anda an itibariyle. Ama işte bizde lider iyiyse halk da iyidir. Lider kötüyse halkta da kötüdür. Ee, Rusya için de öyle. Şimdi ben bu lafa nereden geldim? Şuradan geldim. Peter'ın bu Alman mahallesine gidip gelmelerini... ...gören Rus aristokratik aileler, Boyar aileler... ...mesela Golitsinler... ...onlar da gidip gelmeye başlıyorlar. Onlar da sıkı fıkı ilişkiler kuruyorlar bu Alman mahallesindeki yabancılarla. Alman mahallesindeki yabancılarla görüşmek bize ne getiriyor? Aristokrat ailesiysen. Bir, çarın gözüne giriyorsun. Çünkü Rusya ve Türkiye aynıdır. Lider ee, balı tutmaktadır. O tuttuğu baldan sızacak damlalar da birileri yalamak isteyecektir. Onun gözüne girmek isteyecekler. Mesela Golitsinler hatırlıyorum ben. E, oradaki insanlarla gidip görüşüyorlar, konuşuyorlar. Batı hakkında fikirler elde ediyorlar. Başka bir şey daha. Aynı zamanda yabancı dili öğreniyorlar. Yabancı dil. Ya İngilizce, ya Fransızca, ya Almanca. Öğreniyorlar. Yine Golitsin ailesine gidecek bu adam batıda şeyler yaptı ya. Ee, elçilikler falan yaptı. İtalya'ya falan gitti bu adam. İtalya'da, Avusturya'da bulundu. Yani Golitsin çok ilginç bir aile. Vasili Golitsin çok ilginç bir adam. Ee, başka işte bu Alman mahallesine gidip gelmesi Petro'nun. Alman malisinden bir iki daha bir şey daha söylersek. Mesela Petro oradan ilk maniteyi yapıyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Anna Mons. Anna Mons adında bir bayanla tanışıyor. Bu bayan ee, Hollanda kökenli. Çok uzun yıllar evlenmeyi bekliyor kadın. Petro ile aynı yaşta. 1672 doğumlu o da. Uzun yıllar... ...Peter'la evlenmeye çalışıyor. Yani Peter onunla niye evlenmiyor? Büyük bir ihtimalle kadın ona ihanet ediyor. Yani Petro uzakta bir sefere gitmiş, bir savaşa gitmiş. Kadın gerdi birisiyle bir aşna fiş ne yapıyor? Yanlış hatırlamıyorsam. Ya o kadar yani çok derindeki bu bilgiler. Yani ucundan kenarından hatırlayabiliyorum. Kardeşi de şey, kardeşi de şey. Petro'nun bürokrasisinde görev yapıyor. Fakat 1700... Ee... ha, sıkıntı şuradan geliyor. <laughs> Petro Evli. An Lopukhina Karısının adı neydi ya? Lopukina. Na Natalia Natalya Lopukina. Natalya Lopukina mıydı? Yani bir karısı var işte bunun. Ha şey evdeki Yelopkina, karısı Petro'nun karısının adı bu. Bu kadının adını değildi de bu kadından çıkacak çocuğun adını hatırlayalım. Yani ileride. Kadın son derece şey, bağnaz, koyu, muhafazakar, çok tutucu bir Katoli şey özür <laughs> diyorum. Ortodoks kadın. Petro'nun bu Alman mahallelerine gitmesi, Alman yani yabancılardan görüşüyor olması, bazı reformlar yapmaya çalış batılı standartlarda reformlar yapmaya çalışması kadını çıldırtıyor. Petro da kadından nefret ediyor. E diyeceksin niye evlenmiş? E vakti zamanında işte evlenmiş. Dolayısıyla karısından uzaklaşıp Anna Mons dediğimiz bu Hollanda kökenli Alman kültürüyle yetişmiş ee, kadınla ilişkiye giriyor. Bu ilişki bayağı bir sürüyor. O 15 yıl falan sürüyor neredeyse. Ve 1700 2 3 o civarlar. Yani Petro şeyde Kuzey Savaşı'nda yani 1700 yılında 1721 yılına kadar o dönemin bir çeşit askeri ekonomik politik anlamıyla değil ama askeri süper gücü olan İsveç'te savaş halinde. Petro uzun yıllar, uzun zamanlar cepheden cepheye koşuyor, savaştan savaşa koşuyor yerinde durmuyor. Moskova'nın yüzünü gördüğü yok. Anneyi aradığı yok, sorduğu yok. Yani kolay iş değil çocuklar bu. Yani zayıf bir ülkesiniz. Devasa büyüklükte bir ülkesiniz ama zayıf bir ülkesiniz. İsveçliler sizi iyi tarumar edebilir ki bin, 1701 mi? 1702 yılında mı? Bir Narva bizi zaferi vardır. Rus tarihinin en rezil e, yenilgilerinden birisi dense yeridir. Daha sonradan dile getiririm onu. Aa, anlatırım. Yani e, Petro uzun zaman e, şeyden Moskova'dan uzak durur, mektupları azalır. Ee, Anna işte kadın kısmı diyeceğim yani şimdi bir herhangi bir feminist duyuyor olsa benim herhalde boğazlar. Kadın da şey der. Petro ile evliliğin ucundan döndüğünü düşünür ve Petro'nun ilgisini kaybet konusunda bir korkuya kapılır. Dolayısıyla onu kıskandırabileceğini düşünerek Prusyalı büyükelçi bir bir Keserling mi Keserling mi ne bir adam var işte. Onunla böyle bir flörte girer. Tabii Keserling de kadına gerçekten aşık olmuş anladığım kadarıyla. Ve aralarındaki ilişkinin Peter'in Peter'ın kulağına gitmesini sağlar. Peter yani dedim ya şey bir adam yani acımasız bir adam. Olayı öğrenince Anna'yı tutuklatır. Kız kardeşini, annesini tutuklatır. Anna'nın 30 kadar arkadaşını da tutuklatır. Anna, annesi, kız kardeşi Hepsi bir ev hapsine alınırlar. Ee, Deyse Peter zaman içinde yumuşar ve der ki iyi yani gitsin bu şeylere evlensin bu Prusyalı Prusya Almanya'da bir krallık Almanya ülkesinde Almanya devleti yok o zamanlar. Hani hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Almanya diye bir devlet gençler 1871 yılında ortaya çıktı. Ondan önce Almanya diye bir coğrafi, bir bölge vardı. Almanya denilen bir ülke vardı. Fakat bir Alman devleti yoktu. Yani bir tek Alman devleti yoktu. Ee, 1700'ler için söylemek gerekirse yaklaşık bir 300 kadar Alman devleti, devletçiyi, kasabası vardı bağımsız. Daha sonra bunu e, Almanya'yı işgal eden Napolyon 30 küsüre düşürdü. 38-39 neyse. E, bu 300'den yani 270 kadarını falan ortadan kaldırdı. Bunları bir 30 devletçinin içine sıkıştırdı. Daha sonra bir Viyana Kongresi'nin bu yani 39 yanlış hatırlamıyorsam bir 39 Alman devletçiyi ortaya çıktı. İşte içinde Avusturya var, Prusya var, işte Saksonya var, var oğlu var, Schleswig var, Holstein var. Daha var. İşte Hamburg var. Frankfurt var mı bilmiyorum. Hamburg var yani özgür şehir yani şey olarak var. Var oğlu var yani anlatabiliyor muyum? Yani 1700 yılı için e, Almanya denilen bir ülke, Almanya denilen bir coğrafya var fakat Almanya denilen bir devlet yok. Prusya oradaki e, kalburüstü, hatır sayılır bir askeri güce sahip. Topraklar henüz yeni gelişmeye başlayacak. 1700'lerden itibaren. Öyle bir devlet. İşte Keiserling ya da Keserling. Moskova'da, Prusya'nın Moskova'daki... ...büyük elçiliğini yapıyor ve Çar'ın... ...kız arkadaşıyla ilişkiye giriyor. Büyük skandal. Yani Prusya açısından da... ...büyük skandal. Ve neyse işte... ...Peter bu anneyi falan tutuklatıyor... ...fakat daha sonradan böyle bir merhamete mi geliyor? Fikir değişikliğine mi uğruyor? Ne oluyor? Diyor ki iyi diyor yani gitsin bu keserlikten... ...evlensin diyor. 1700... Hani 1703-1704 yılında tutuklandı desek 1711 yılında yanlış hatırlamıyorsam evlenmeleri bir 5 yıl 6 yıl falan kadın bir hapis hayatı bir, bir rezillik yaşıyor yani neyse. Ve 1711 1711 e, Petro evlenmelerine izin veriyor. Ve fakat kadın evlendikten yani keserlikle evlendikten 4 yıl sonra adan ölüyor ya da üç yıl sonra. 3 yıl, dört yıl. Şeyden, veremden. Veremden başka bir şey daha söyleyeyim size gençler. Mesela, e, Anna Mosto olan ilişkisini bitirdi bu Pet Peter. Karısı Odoxia, Evdekia Lupukina, onu da şutladı başından attı gitti. E, ve Marta Helena diye bir kadın var. Bununla bir ilişki yaşamaya başladı. Sarışın, mavi gözlü. Oo, Afet, afet, fettan mı diyorlar? Öyle diyorlar. Kadın sarışın ve mavi gözlü. Ya da yeşil gözlü. Neyse renkli gözlü. Peter, bu Marta Helena'ya şey diyor. Saçlarını siyah boyat. Çünkü Anna Mons'un saçları siyah. A pardon pardon çok özür diliyorum çok öz pardon ya düzeltiyorum diyor ki e, saçlarını siyah boyat bana Anna'yı hatırlatıyorsun diyor çünkü Anna da açık sarı saçlı Tamam. şimdi şimdi geldi <laughs> şimdi o şimdi oldu e, sen diyor bana diyor Anna'yı hatırlatıyorsun bu açık sarı saçlarınla diyor saçlarını siyah boyat adamın içinde bir şeyler kalmış demek ki neyse. Ee, bu Alman mahallesi, Alman mahallesi anlattığım üzere ee, Peter'ın ve diğer boyar ailelerinin böyle gidip geldiği frequented ne der yani sürekli gidip geldikleri bir yer. Burası onların e, batıya açılan zihin dünyası açısından söylüyorum. Batıya açılan pencereleri. Bu açılan pencereleri. Ve Petro diğer Türk reform, reform reformistlerinden Atatürk hariç. Hani Atatürk'ü de Osmanlı'nın 37. padişahı diyelim. hadi abartarak, biraz saçmalayarak söylüyorum. Hani hani Osmanlı biter ve Atatürk dönemi başlar ya o anlamıyla söylüyorum. Atatürk de Osmanlı'da doğmuştur. Osmanlı eğitim almıştır. Osmanlı paşasıdır. Şudur budur. Atatürk bir Osmanlı'nın devamıdır. Ama örnek veriyorum Deniz Baykal değildir mesela. Niye? Osmanlı hiçbir zaman görmemiş. Osmanlı altında hiçbir zaman yaşamış. Cumhuriyet bütün hayatı boyunca Cumhuriyet 38 doğumlu. Yani niye Baykal geldiği saklama? Tansu Çiller. Mesut Yılmaz işte neyse. Güncel siyaset yok. Ee, Peter Osmanlı tarihlerinde görülmeyecek, Atatürk hariç, Osmanlı tarihinde görülmeyecek bir e, radikalizme sahiptir. Yani reformist damarı çok güçlüdür. E, böyle halk ne der, ulema ne der, asker ne der, bunların hiçbirinden çekinmez adam. Hiçbirinden çekinmez. Altını bir daha söylüyorum. Bir ülkede, geri kalmış bir ülkede, Yoz, yobaz kalmış bir ülkede yok olmak istemiyor, istemiyor iseniz, o ülkenin yok olmasını istemiyorsanız çok radikal, kanser olmuş, ur olmuş uzuvların kesilip kopartılması gerekmektedir. Bunun için son derece radikal kararlar son derece almak gerekir, son derece radikal siyaset gütmek gerekir. Bunun için son derece acımasız olmanız gerekir. Ve ulema ne der, asker ne der, halk ne der, bürokrati bürokrasideki memurlar ne der? Bunlara bunların itirazlarına, <laughs> bunların direnişlerine, bunların meydan okumalarına eee papuç bırakmamak gerekir. Peter de bunu yaptı. Peter de bunu yaptı. Şöyle söyleyeyim size, o Alman mahallesinin Peter iktidara gelmedi yani çar olmadan hemen önce diyelim. Bir yerde okudum hatırlıyorum. O Alman mahallesine girip çıkan Ruslara kafir oldu gözüyle bakılırmış ve toplumdan dışlanırlarmış. Peter'ın ne dinle, ne diyanetle, ne gelenekle, ne görenekle bir alakası vardır. Onun için tek bir kutsal vardır. Tek bir kutsal vardır. Ben adam ateist anlamında ya da ortodoks değil anlamında söylemiyorum. Fakat o adam için tek, tek gerçek kutsal vardır. O da Rusya'dır. O da Rusya'dır. Rusya'yı hani bizde meşhur laf vardır. Öyle bir şey söyleyip söylemediğimi ben bilmiyorum ama hani derler ya Peter yenile yenile yenmesini öğreneceğiz demiş bir zaman. Çünkü girdiği her savaşı kaybediyormuş. Yani girdiği her savaşı kaybetmiyor da kaybettiği çok şeyler var. Savaşlar, çarpışmalar, muharebeler var. O yönüyle ne derler Rusya'nın ...en büyük fatihlerinden birisi değildir. Mesela Peter. Hepi topu kazandığı, işte sallıyorum... ...bizim Konya arazisi kadar bir yer vardır... ...Batı'da. Neyse... Ee... Bu şey, bu Alman mahallesi diyelim, bu Alman mahallesi önemini daha sonra kaybedecek artık Rusya modernleşmeyen... Yani Peter'dan hemen e bayağı bir sonra, yani 40-50-60 yıl sonra diyelim hadi. Ee, artık Rusya böyle modernleş, modernleşen bir ülkedir hızlı bir şekilde. Dolayısıyla bu Alman mahallesini Ruslar ele geçirirler. Yani şeyler, Rus tüccarlar... ...Alman işletmelerini... ...ya da ne diyeyim, yabancı işletmelerini teker teker satın almaya başlarlar kendi fabrikalarını kurarlar. Neyse bu Alman Mahallesi ismiye yaşar fakat işte 1850'lerde mi ne? Ee, ortadan kalkar. Ee, mesela şey 1826 yılında ya 1812'de büyük bir yangın oldu Moskova'da. Alman Mahallesi de bayağı bir etkilendi bu şeyden. E, Napolyon'un Rusya'yı işgalinde, Moskova'yı işgalinde Ruslar şeyi yaktılar, şehri yaktılar. Ruslar şey işgal ordusu, Fransız işgal ordusu orada kalamasın, kışı orada geçiremesin diye yaktılar orayı. Çok büyük bir yangın. Dolayısıyla Alman mahallesi de bundan büyük oranda zarar gördü ve işte bir 15 yıl sonra yaklaşık olarak e, oradaki yabancı mülk sahipleri, toprak sahipleri Apartman, bina neyse artık. Mülk sahipleri oraları sattılar şeylere. Ee, Rus kökenli tüccarlara, Rus Rus kökenli insanlara sattılar. O Alman ismi şey yaşadı. Bu Nemetskaya'sı Nemetskaya şimdi sokak neydi ya? Bak hep Almanca geliyor şimdi aklıma. Nemetskaya Strasse diyeceğim de. Sokak Ulitsa. Ha özür diliyorum. Nemetskaya Ulitsa. 1918'e kadar kaldı o. 1918'de Rus devriminden sonra Almanlarla Ruslar da savaşıyordu birinci Dünya Savaşında. Onun kötü anılarını ortadan kaldırmak üzere onun adını Baumanskaya, Ulitsa diye çevirdiler. Ee... Neyse, bu da onun hikayesi yani bu Alman e, mahallesinin hikayesi bu. E, Petron'un gözünü açmasında çok önemli bir rol oynadığı kesin. Petron'un gözünün açılmasında çok önemli bir rol oynadığı. Kesin. O zamana kadar Rus çarları Batı Avrupa'ya yani Avrupa ülke dışına gidip seyahat eden bir Rus şeyi hatırlamıyorum ben ya. Bir Rus çarı hatırlamıyorum. hani şöyle bir gideyim de bir Avusturya'yı göreyim geri geleyim diyen bir Rus çarı ben hatırlamıyorum. Peter tam tersi. Yerinde neredeyse şey e, Rusya'da kalmıyor diyeceğim adam. Sürekli yurt dışında dolaşıyor. Sürekli yurt dışında dolaşıyor, gezip görmek için. Ve düşünün e, yurt dışına çıkan ilk Osmanlı padişahına bakın na, na, ne kadar büyük bir dezavantaj. Yurt dışına Avrupa'ya çıkan ilk Osmanlı padişahı bizim Abdülaziz 1867 Peter'dan e, 170 yıl sonra falan, 170 yıl sonra. Hani günümüz Türkiye'sinde bize ne dünyadan algısı var ya. işte size ne dünyadan algısı bir şey yaramıyor yani. Geri kalıyorsunuz, fakir kalıyorsunuz, yoz kalıyorsunuz. Parasız kalınca da kalınca da çoluğunuzun, çocuğunuzun, annenizin, babanızın, kardeşinizin banka hesaplarına, malına, mülküne el koymaya çalışıyorsunuz. Çalmaya çalışıyorsunuz, göz koyuyorsunuz. Niye? Çünkü paranız yok. Niye paranız yok? Dünyaya açılamamışsın. Niye dünyaya açılamamışsın? Biz bize yeteriz demişsin. Türkün Türk'ten başka dostu yok demişsin. Kapı kapıyı kapatmışsın. Daha da kötüsü zihinsel kapılarını kapatmışsın. Sen zihnini dışarı dünyaya kapatırsan aman bunlar düşman, aman bunlar beni yok etmeye çalışıyor diye zihnini dış dünyaya kapatırsan dış dünyayla sağlıklı bir iletişim kuramazsın. Anlatabiliyor muyum? Yani bu önemli. Dış ilişkilerde dostluk, düşmanlık diye bir şey yoktur. Dış ilişkilerde dostluk, düşmanlık diye bir şey yoktur. Yahu bize bakın. Yani siyasette de dostluk, düşmanlık diye bir şey yoktur. Ee, 1900 günümüz siyasetinden örnek vermeyeceğim. 1970'lerde Ecevit'ten Demirel birbirlerine neler neler söylüyorlardı ya. Neler neler söylüyorlardı ama... Mecliste bir araya geldiklerinde kakara kikiri el tutup e, e, tokalaşıp öpüşüp koklaşıyorlardı. Siyasette ideolojiye, siyasette idealizme yer yoktur. Siyasette tek bir şeye yer vardır. Şahsi çıkarlarınız, ülkenin hali çıkarları, bulunduğunuz kurumların hali çıkarları. Ya yani siyaset hayatın her alanına bakar. O sebepten hani bizene batıdan, bize ne Avrupa'dan, bizene dünyadan demenin aptalca anlamsızlığının yeri yok, gereği de yok. Peter çok erkenden, 1697 yanlış hatırlamıyorsam ilk uzun seyahatini yaklaşık 2 yıl sürdü bu. Ee, şey Hollanda'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor, geziyor, dolaşıyor, öğreniyor. Biz ne zaman gidiyor? ve adam şeydi. Bakın gençler adam e, saray sarayda gezmiyor açıkçası. Hollanda'ya gittiğinde tersanede çalışıyor. Tersanede ya işçi olarak çalışıyor adam. Gemi yapımının, gemi yapım tekniğini, geminin Gemi yapımının mantığını anlamaya çalışıyor. Yani Bir gemi ne için yapılır? Bir gemi ne işe yarar? Bir geminin fonksiyonları neler? Bu tür şeylere... Ee, küçük detaylara ama önemli detaylara vakıf olmaya çalışıyor adam. Ve adam şey hiperaktif. Hiperaktif. Ee, örnek veriyorum. Mesela bir masadasınız. Masadasınız. Adamlarınız var. Bir devlet meselesi görüşüyorsunuz. Bu adam o kadar hiperaktif ki eline alıyor mesela bir tahtayı ve bir bıçağı... ...onu yontarak şekil vermeye çalışıyor mesela. Bazen ben burada şeyi görürüm... Ee, ...akademik toplantılarda bayanlar görürüm... ...millet konuşur konuşur falan, bazıları ellerinde örgü vardır, şiş, iplik, örgü yaparlar... ...bir de gidip millete işte o toplantı esnasında laf yetiştirirler... ...öyle böyle işler var yani... ...bu türden insanlar hayatta karşınıza çıkabilir. Ben Türkiye'de pek fazla görmedim. <laughs> Gerçi Türkiye'de pek fazla da kalmadım açıkçası. Ee, neyse. <laughs> Peter bu şeyden, bu Alman mahallesinden aşırı derecede etkilendi. Oradaki insanlardan, orada gördüklerinden ve batıya gitmek istiyor, ülkede reformlar yapmak istiyor ve Rusya'yı modernleştirmeye çalışıyor. Aynı, an, aynı anda bunları tek başına yapmıyor. Mesela e, şeyleri var bunun. Batı Avrupa'dan gelen danışmanları var. Bunların vasıtasıyla Rus ordusunu yeniden organize ediyor. Yani yeni bir şekil veriyor. Strensler artık Yeniçeriler gibi faydasız, gereksiz, saçma sapan bir askeri birlik olduğu için onları ilk başta ortadan kaldırmıyor. Fakat böyle ne derler? ikinci üçüncül, dördüncül bir hale getiriyor. Rus köylüsünden genç yaşta çocukları alıyor. Bunlara batılı eğitimle göz açılmamış gençler bunlar. Stresiyle şununla bununla muhatap olmamışlar. Bir anda devlet babanın demir yumruğunu tepelerinde hissediyorlar. Emirleri uymazlarsa o demir yumruk onları ezecek. Ve bir anda Rusya bu batılı askeri danışmanların faal önderliğinde Petro'nun inisiyatifiyle bir modern Rus ordusu kurulmaya başlanıyor. Bakın bu bir paralel ordu. Rusların o zamana kadarki ana ordusu Streltsiler. o Rus Yeniçerileri. Tamam mı? Peter bu paralel orduyu kurup büyütürken Osmanlı İmparatorluğu'nda da bir paralel ordu kurulmaya çalışıldı. Fakat Yeniçeriler bunu bu tuzağa düşmediler. Bu paralel ordunun adı Nizam-ı Cedid. Yeni düzen ordu. Bunların sayısı 10 bini, e, 15 bini e bulunca yeniçeriler ayaklandılar. Biz bu orduyu istemez yüklediler. Çünkü bunun bir paralel ordu, para, paralel ordu olduğunu ve kendilerini ortadan kaldıracağını uygun ortamda ve şartlarda anlayabiliyorlardı. Strensi bundan, <laughs> e, strensi bundan buna hem uyanamadılar hem de Peter onlardan daha açık göz çıktı. Onları Türk cephesine gönderdi. O sırada şeydi. O Osmanlı Rusya Savaşı vardı. 1683-1699. Hani Viyana kuşatması falan filan var ya. Ondan sonra. Ya o, o, savaş boyunca. 16 yıllık savaş boyunca. Bunların önemli bir kısmını şeye gönderdi. Güney'e Azak bölgesine falan gönderdi. Orada gidip Osmanlı'ya saldıracaklar güya. Ve kendisi oradaki boşluktan istifa ederek istifade ederek özür diliyorum. Ee, kendi modern ordusunu kurmaya başladı. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Bakın Türkiye'ye e, Batı'dan bir adam geldiği zaman o dönemde illaki Müslüman olacak diye zorlanırdı. Ruslarda da vardı o belki ama Peter bunları hiç takmadı. Bir adam Protestan mı? Hiç umurunda değildi. Adamın dini ona e, gerekmiyordu. Adamın becerileri gerekiyordu. Bizde hemen bir batılı bir mesela Humbaracı Ahmet Paşa, onun gerçek adı neydi? Fransız. Bu adam Avusturya'ya kaçmış, Avusturya ordusunda savaşmış. Türklere geçmiş, Bosna'dan falan filan İstanbul'a geliyor. Şudur budur. Adam diyor ki ben Türk ordusunu modernize ederim diyor. Ben e, Fransız ordularını da gördüm, Avusturya ordularını da gördüm. Sizin ordu çağın gerisinde kalmış, ben bunu modernize ederim diyor. Adamı önce bir e, sünnet edip, adama bir e, Türk ismi veriyoruz Neyse. Peter bunlara hiç takılmıyor. Hristiyan mıdır? Ateist midir? Şamanist midir? Hiç umurunda değil. Adamın yetenekleri, adamın zekası, adamın hizmetleri lazım. Ve bu dönemde işte ilk Rus devlet donanmasını kuruyor. Yani devletin önderliğinde bir Rus donanması kuruyor. Kötü bir donanma. Berbat bir donanma. Fakat şey var. Ee, bir başlangıç bu çok önemli bir başlangıç Tabi bu reformları yaparken savaşlar da yapıyor Osmanlılarla savaşıyor İsveçlilerle savaşıyor Osmanlılarla ne zaman savaştı İşte 1696-97 iki yıl falan 1700 yılına kadar böyle şey oldu e, tali bir savaş hali vardı ee, daha 1700 yılında Osmanlılarla İstanbul anlaşmasını yapıyor hemen ardından şeyle savaşa başlıyor İsveç'te savaşa başlıyor. 21 yıl sürecek. 1721'de o savaş bitiyor. 1722'de şeye savaş ilan ediyor. İran'a savaş ilan ediyor. Neredeyse adam sürekli bir savaş halinde. Dolayısıyla ülkede şey var. Bu sürekli savaş hali, reformların getirdiği maddi gereklilikler, getirdiği maddi yükümlülükler, vergilerin artmasına yol açıyor. İnsanlar vergileri ödeyemiyor. Başka bir şey daha. Rusya'da Surftum... Bunun Rusçası neydi ya? Rusçasını unuttum. Bir teknik bir tabir vardı ona. Krepostnichestvo. değil mi? Yani Rusya'da bir serfdom var. Yani bir derebeylik demeyeceğim. Yani böyle serflik durumu var. Yani köylüler artık şey değil. Zaten önceden başlamıştı. Peter bunu güçlendiriyor, kökleştiriyor. Artık köylüler toprağa bağlılar. O toprağın o toprakta da bir şey var. Bir aristokrat var. O onların mülkü yani şey e, serfler artık Rus köylüleri bulundukları kasabadaki şehirdeki bölgedeki ne yerleşkedeki neyse Rus aristokrat ailenin mülkü haline geliyor topraklar bu ailenin malı artık e, serfler artık orada onlar için çalışan yarı köleler yarı 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 köleler bu serfler artık Rus serfleri Pazarlarda alınıp satılabiliyor. Anne bir tarafa, baba bir tarafa, çocuk bir tarafa satılabiliyor. Kabus. Ee, dere yani o aristokrat Sokrat... E, serf sahipleri ...gözlerine koydukları kızların ırzına geçebiliyorlar. Gel diyor sen evime hizmet çalım diyor. Tarlada da çalışma diyor. Sonra ev aldıktan sonra kullanıyor. Var öyleler. Çok. Çok var. Gerçekten çok var. Yani Peter bu türden ee, politikaları, siyasetleri ee, şey yapıyor. E, ee, i̇syanlar çıkartıyor. Modernleşme e, politikaları mesela Stratzilerin isyanına yol açıyor. Ee, şeyin e, Rusya'nın Urallara doğru giden bölgelerinde artık tarımı açmak istiyor. Oralara Rus yerleşimciler gönderiyor. Bu mesela başkurtlar iki kere üç kere isyan ediyorlar bu adama. Ciddi isyanlar bunlar. Astrahan'da bazı isyanlar çıkıyor. Daha sonra Rus kökenli Kazaklar diyelim Bulavin isyanı çıkıyor ve şey mutlakiyetçi bir idare kuruyor. Bütün bu insanları bastırıyor. Bütün bütün e, muhalefeti bastırıyor. Bütün direnişleri bastırıyor. Kendisine aktif veya e, ne derler, gizli bütün direnişleri de kırıyor. adam. bir çeşit Fransız türü e, mutlakiyet kuruyor. Hani bu şey var ya 14. Louis, Laissez-moi, I am the state. Devlet benim. Onu yerleştiriyor Rusya'da. O boyarların gücünü kırıyor, kilisenin gücünü kırıyor. Kiliseyi Rus devletinin bir memuru haline getiriyor. İşte o şey metropol, metropolit mi diyorlar ne derler işte o baş papazları. Artık onlar Petro'nun sözünden dışarı çıkmayacaklar. Dinde bazı reformlar yapıyor, değişiklikler yapıyor. Bunlar şey değil, konuyla ilgili değil yani. Zaten de bildiğim şeyler değil. Buluyor kendine bir Diyanet İşleri Başkanı. Onun şey gibi Diyanet işte yani bir papaz buluyor. Papaz Nikon. Onun e, şeyiyle ne derler? Papaz Nikon'un maşa olarak kullanılmasıyla Rus kilisesini de Rus devletinin bir uzantısı haline getiriyor. Artık papazlar şunlar bunlar Rus devleti tarafından atanacak. İşte bazı şeylerde, dualarda, kateşizmlerde falan değişiklikler oluyor. Bazı pratiklerde. dolayısıyla ortaya bir old believers, eski inanç sahibi denilen Rus köylük sınıfı ortaya çıkıyor. Bunlar da çok uzun süre bu yeni kilisenin yani Peter, Peter önderliğinde oluşturulan yeni kilisenin dışında kalıyorlar ve direniyorlar buna. Yani kabul etmiyorlar. Çoğu şey yapılıyor. Yani böyle baskı altına alınıyor, sürgüne gönderiliyorlar. Bazıları şeyde ya kendini şeyde buluyor. Kars üzerinden Türkiye'de buluyor. Neyse. bu bir sosyal modernleşmeye de giriyor. Fakat bu dediğim üzere Rus halkına değil, Rus aristokratlarına yönelik zaman zaman da şeydi, Çinovniki, Rus devlet memurları. Bunlar illa şeyden olacak diye bir kural yok. Bu Çinovniki dediğimiz Rus memur sınıfı illaki şeyden olacak, aristokratlardan olacak diye bir şey yok. Yüksek görevler bunlara gidiyor tamam. Bilmem nerenin valiliği, bir yer Rus aristokrata gider. Ama mesela bir bilmem nerenin işte katipliği, bilmem ne dairesinin katipliği. Çinovnik, e, şehirli bir Rus. İşte bir ne, ne derler? Bir papazın oğlu olabilir bu. Ya da bir e, tüccarın oğlu olabilir. Ya da bir e, işçinin çocuğu olabilir. Yetenekliyse ve eğitimde almışsa bir şekilde. Bir katip olarak bir yere gidebilir. <laughs> ve Kitir bunları modernize etmeye çalışıyor. Rus köylüsünü modernize etmeye çalışmıyor. Diyeceksiniz ki ne var bunda etmesin? Fakat Rusya'nın nüfusunun o dönem için söylüyorum yüzde doksanı köylü, yüzde doksanı köylü. Belki daha fazladır oran. Belki daha fazladır. Ama o yakalayabildiği yüzde beşlik, yüzde onluk, yüzde on beşlik neyse artık o küçük gruba bütün batılın normları enjekte diyor. Angaje yani şey yapıyor. Onlara zorla kabul ettiriyor bunu. Mesela sakal kesilecek artık. Sakallı bir Allah'ın kulu göremezsin. Adamlar da sakal dinin bir parçası ya. Kesiyor herifler. Kesmek zorunda kalıyor. Bazen Peter şehirde elinde makas dolaşırmış. Milletin sakallarını kesermiş. İşte saraya işte Moskova'daki Çarlık Sarayı'na ee, batılı, ne derler? Table manners ne ya? Bunun Türkçesini bilmiyorum. Hani böyle sofra bunu getiriyor zorla. Ee, bu nedir ya? Bir zırt 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 zırt, zırt, zırt mesaj geliyor. Neyse. Ee, batılı standartlarda da elbise getiriyor. Batı kıyafeti getiriyor. Hani Atatürk'ün getirdiği gibi. Serpuş falan. Ne, ne? serpuş değil, şapka falan, kasket. Neyse gençler çok fazla mesaj geliyor daha sonra devam ederiz hadi eyvallah